Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyoruz Diyarbakır'da. Sevgili Diyarbakırlılar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli gençler, aziz kardeşlerim. Erdoğan'dan önce benim konuşmam. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Serseran, serçavan diyerek bizi bağrınıza bastınız. Ben de sizi başım üstüne, gözüm üstüne diyerek selamlıyorum. Bağlarında bülbül olur şakırsın. Uygarlık şehrisin, sevda dokursun. Dicle'den, Fırat'tan coşkundur gönlün. Diyarbakırsın sen, Diyarbakırsın. Artuklulardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, irfan ve kültür merkezi olan Diyarbakır'da bir kez daha siz değerli kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu ihtişama bak, şu coşkuya bak. Sordum, bugün katılım ne kadar dedim. Ne dediler? Evet, bugün 70.000 kişi alanda. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bölgede İslam'a kapılarını ilk açan şehir Diyarbakır'la aynı sevdaya, aynı medeniyete, aynı geçmişe mensup olmaktan dolayı iftihar duyuyorum. Bizim Diyarbakır'la kavlimize, bizzat Diyarbakır'ı Diyarbakır yapan değerler ve eserler şahittir. Allah'ın izniyle bu kavli bozmaya, bu kardeşliği yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Diyarbakır, Türkiye yüzyılının vakarıyla tarihi kimliğini veren dinamiklerine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Diyarbakır'da hem milletvekilliğinde hem Cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Ancak seçim sonucunun sizin de içinize sinmediğine, gönlünüzü mutmain etmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Öyle ya, Diyarbakır'da bu kardeşinize %28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına %71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım. Diyarbakır halkının iradesini götürüp artık siyasetten emekli olan CHP adayına payanda yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi? Bugün aynı oyunu İstanbul'da, Mersin'de, başka yerlerde yine oynuyorlar. Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Ama her iki partideki bir avuç siyaset baronu ne olup bittiğini bilmiyor. Bavul bavul dolarlar, bavul bavul avrolar. Bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor? Meclis üyelikleri neyle satın alınıyor? Hangi şirketler bunları paylaşıyor? Bir yerde ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi? Evet, tek sermayesi sizlerin oyları olan Dem, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Dikkat ederseniz bu pazarlıkta siyasi kazanım hesabı yok. Eser ve hizmet derdi zaten yok. Seçmenin fikrini, zikrini, ne düşündüğünü merak eden kimse de yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Öyle ki bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP'li yöneticilerin buram buram faşizm kokan, ayrımcılık ve ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Bırakın ayrımcılığa itiraz etmeyi, kendi seçmenlerinin çiğnenen haysiyetini savunacak iki cümle dahi kuramıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Kürt kardeşlerim böyle bir istiskali, böyle bir aşağılanmayı, böyle bir hakareti, bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor. Türkiye geçmişte omurgasızlığın, istismarın, riyakarlığın sembolü, zübük siyasetinin acılarını çok çekti. Sizi güya ağaların, şıkların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Şimdi bu ipoteği tahsile koyarak aslında tek parti faşisti CHP'den ve onun hastalıklı uzantılarından bir farkları olmadığını gösterdiler. Lütfen şu soruma bütün Kürt kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak cevap versin. Diyarbakır huzuru da, özgürlüğü de, yatırımı da, hizmeti de, refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizin iradenizle seçtiğiniz belediye başkanlarını dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatılırken biz altyapısı ve üst yapısıyla Diyarbakır'ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur'u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından da bölgeyi yeni baştan inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar Diyarbakır Cezaevi'nin edebiyatını yaparken biz burayı şehrimize yakışır bir müzeye ve kültür merkezine dönüştürmedik mi? Onlar her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparken biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı? Onlar esnafımızı, işçimizi, emeklimizi haraca bağlayıp dağa çıkarmak için çocuklarına el koyarken biz açtığımız üniversitelerle onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmadık mı? Onlar yolların altına mayın döşeyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken biz açtığımız yollarla, inşa ettiğimiz tesislerle şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Ben de sizin yanınızdayım. Onlar ülke ve millet düşmanı ne kadar marjinal varsa hepsini Diyarbakır'a getirip propaganda peşinde koşarken Diyarbakır annelerinin yavrularını bunlar daha kaçırırken biz sadece sizlerin kalbini kazanmanın yollarını aramadık mı? Onlar baskıyla, tehditle, şiddet kullanarak, can alarak, kan dökerek iradenizi hazzederken biz hak ve özgürlükleri genişleten sessiz devrimlerle, eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi? Gençler, bu örnekleri saatlerce saymak mümkün. Şayet bu söylediklerimizde eksik varsa, hata varsa, yanlış varsa dilediğiniz tasarrufu yapma hakkına sahipsiniz. Ancak bu söylediklerimiz doğruysa gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralayalım. Gelin el ele, gönül gönüle verip Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. Bu bakımdan AK Parti ile ötekilerin farkı o kadar açık ki izaha gerek bile duymuyoruz. Sadece bakmasını bilen göz, işitmesini bilen kulak, hissetmesini bilen yürek, sevmesini bilen kalp yeterli. Bugün de Diyarbakır'a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma atılımlarının yeni bir safhasında desteğinizi istemek üzere geldik. 31 Mart seçimlerinde burada partiler yarışmıyor. Burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle istismar ve pazarlık siyasetidir. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da yaşanan vahşi terör eylemini gördünüz. Türkiye'yi her gün benzer manzaraların yaşandığı bir ülke haline getirmek için ellerini ovuşturanların başvuracakları ilk adresin neresi olacağını biliyorsunuz değil mi? Milli çıkarlarımızı savunurken kimin kuyruğuna bassak hemen soluğu PKK'nın yanında alıyor. Biz DAEŞ denen emperyalist kuklasına zaten gök açtırmıyoruz. Hamdolsun PKK'yı da sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz. Maşallah zılgıtı iyi atıyorsun. Fakat bu durum karşımızda isteyen herkesin ülkemize ve milletimize karşı kullanabileceği bir maşa olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan ve ateş çemberinde kullanılırken bizim güvenliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi, istikrarımızı, refahımızı bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimin toparlanıp iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz. Burada şunu açıkça ifade etmek isterim. Siyaset millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Kendi ülkesi ve milleti için dertlenen herkesle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz. Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, sevinçleriyle övünecek, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturur konuşuruz. Türkiye yüzyılında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkesle oturur konuşuruz. Ne diyor o güzel Diyarbakır türküsünde? Alma al olanda gel, ayva nar olanda gel. Hasta düştüm gelmedin, bari can veren de gel. Nasıl? Evet, bu ülkede 85 milyonun huzuru, esenliği için bir şey yapılacaksa şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi. Bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok. Yaşadığımız ortak acıların ardından bu tehdidi bertaraf ettik. Artık ülkemizi bu yükten sadece güvenlik açısından değil, diğer tüm boyutlarıyla tamamen kurtarma vaktidir. Bunun için ipleri başkalarının elinde olmayan, kirli çıkar ilişkilerinin içinde kaybolup gitmemiş herkesle oturur konuşuruz. Kardeşlerim, elbette herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröristlere de, terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti olmaz. Bunları belirleyecek olan, emekleri ve oylarıyla partiyi var eden, yaşatan tabanıdır, seçmenidir. İnsanımızın sorunlarını çözme, dertlerine derman olma, yaralarını sarma yönünde çaba göstermeyenin siyasetinden kimseye hayır gelmez. Dünyadaki tüm sapkın akımları Kürt kardeşlerimin iradesinin üzerinden başımıza musallat etmelerinin hiçbirimize faydası yok. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. Bu coğrafyaya yakın zamanda gördüğü en büyük acıları yaşatan tek parti faşisti CHP'yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi çıkarların temsilcisi olduğunu anlatmaya bavullar dolusu para görüntüleri herhalde yeterlidir. İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa hepsini getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz. İnşallah 31 Mart Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır. Bunun için Diyarbakır'dan şöyle güçlü bir ses duymak istiyoruz. Bu ses öyle güçlü olsun ki Dicle'nin suyu, Sur'un taşları titresin. Hazır mıyız? Hazır mıyız hanımlar? Diyarbakır toprağında nice sahabeleri misafir eden kutlu şehir. Diyarbakır medeniyetler yatağı, tarih ve kültür otağı Diyarbakır, Dicle'nin nazlı yâri Diyarbakır, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Diyarbakır'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı birlikte kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle artık ortasını geçtiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Rabbimden tuttuğumuz oruçları, eda ettiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayır ve hasenatı katında kabul etmesini diliyorum. Bizleri Ramazan'a eriştiren Yüce Mevlam sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını temenni ediyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimizde 21 yılda Diyarbakır'a sağ olun, sağ olun. 21 yılda Diyarbakır'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık Diyarbakır'a. Eğitimde şehrimize 6.677 adet yeni derslik kazandırdık. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 6.140'a çıkardık. 62 spor tesisi yaptık. Bu kapsamda 33.000 kişilik Diyarbakır Stadyumu ile Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde 2.000 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptık. Bağlar'da 1.000 kişi kapasiteli kapalı yüzme havuzu salonunun yapımına devam ediyoruz. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 320 yataklı Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte toplam 1442 yataklı 21 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Kayapınar'da 1000 yataklı şehir hastanemizle birlikte toplam 10 adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Toki vasıtasıyla Diyarbakır'da toplam 19.082 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 8.872 konutun yapımına devam ediyoruz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkılan evleri süratle inşa edip hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Diyarbakır'da yaklaşık 10 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Sur riskli alan dönüşüm projesi kapsamında 507 konut, 137 dükkan, 9 butik otelin yapımını tamamladık. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 5'ini tamamladık. Birinin yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 44 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 456 kilometreye çıkardık. Diyarbakır Ergani, Diyarbakır Mardin, Diyarbakır Şanlıurfa yollarını, Diyarbakır Kuzeybatı ve Güneybatı çevre yollarını, Diyarbakır Havaalanı bağlantı yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Diyarbakır şehir geçişinde Diyarbakır çevre yolları ve havaalanı bağlantı yolu üzerinde 14 adet köprülü kavşağı yaptık. Diyarbakır Ergani yolunda Devegeçidi Köprüsü'nü tamamladık. Lojistik köprülü kavşağını da bu sene tamamlıyoruz. Toplam 15 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık. Diyarbakır, Batman, Kurtalan ve Yolçatı Diyarbakır arasındaki demir yolu hatlarını modernize ettik. Elazığ, Diyarbakır hızlı tren hattıyla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürüyor. Yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırdığımız havalimanımızın yolcu trafiği 211 binden 2 milyonun üzerine çıktı. Şehrimize 5 baraj, 3 içme suyu tesisi, 60 taşkın koruma tesisi ve 11 sulama tesisi yaptık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 591 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 4,5 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama amaçlı tesis olan Silvan Barajı ile birlikte 4 barajımızın inşası sürüyor. Ayrıca Silvan Barajı'nın suyunu topraklarımızla buluşturacak tünellerin inşası da devam ediyor. İnşaat savasındaki 15 tesisimizle 896 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan 32 kilometrelik isale hattı projesinin yapımına devam ediyor. Son 21 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize yaklaşık 107 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Sanayide 2 organize sanayi bölgesiyle 1 teknopark ve 3 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır organize sanayi bölgesini büyütmek için tahsis ettiğimiz 385 hektar ilave alanın altyapısını yıl sonu bitiriyor ve sanayicilerimizin hizmetine veriyoruz. Bağlar ilçesinde 188 hektar alanda Diyarbakır tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi tesis ettik. İstihdamı desteklemek için Diyarbakır'daki iş yerlerimize 6 milyar liralık prim teşviği verdik. Enerjide 277 bin abonesi olan Diyarbakır'ın 13 ilçesine doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Kocaköy ve Kulpa'da doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Şimdi isterseniz yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak video yayından izleyelim. Medeniyetler şehri Diyarbakır büyüdü, kalkındı, eser ve hizmetlerle gelişti. Modern sağlık tesisleri Diyarbakır'a kazandırıldı. Hastanelerin altyapıları son teknoloji cihazlarla yenilendi. Yatak kapasitesi ve hizmet kalitesi artırıldı. Aile sağlığı merkezleriyle sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı. Dicle Üniversitesi'nin kapasitesi artırıldı ve eğitim altyapısı güçlendirildi. Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan yurtların sayısı arttı. Diyarbakırlılar için kentteki derslik sayısı artırılarak okulların imkan ve kapasiteleri genişletildi. Gece gündüz çalışarak ülkemizin ve bölgemizin diğer şehirleriyle birlikte Diyarbakır'ı da geçmişte eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşturdu. Diyarbakır'a yeni bölünmüş yollar, köprüler, il yolları, kavşaklar, geçitler yapıldı. Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan kapasite artırma çalışmaları sonucu yolcu sayısı arttı. Demiryolu ağı yenilendi. Toki eliyle Diyarbakır'a sağlam sosyal konutlar kazandırıldı. Asrın felaketinin izlerini silmek için başlatılan konut seferberliği kapsamında afet konutları yapıldı. Kente yeni kamu binaları ve camiler inşa edildi. Dicle'nin yağız evladı Diyarbakır, gönlü nehirleri gibi coşkun, toprakları Dicle ve Fırat'ın sularıyla bereketli Diyarbakır. Sur'da restorasyon ve konut projeleri hayata geçirildi. Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve Malabadi Köprüsü gibi Diyarbakır'ın kültür hazinelerinin korunması için çalışmalar yapıldı. Kentin turizm potansiyeli arttı. Diyarbakır'ın bereketli topraklarının sulanması için barajlar, sulama tesisleri inşa edildi. Kentin su ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapıldı. 31 Mart akşamı inşallah sandıklarda da bu coşkuyu göreceğiz. Diyarbakır'a millet bahçeleri, kütüphaneler, kültür merkezleri, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, spor salonu, spor parkı inşa edildi. Kentteki sosyal, sportif ve kültürel imkanların artışı sağlandı. Diyarbakır, Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerliyor. Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır. Bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu kardeşiniz, Cumhurbaşkanınız olarak sizin hizmetkarınız, bütün bakan arkadaşlarımla beraber sizin hizmetkarınız olarak Diyarbakır'a yatırımlarımızla, her şeyimizle bugüne kadar nasıl hizmet verdiysek bundan sonra da aynen devam edeceğiz. Bu duygularla Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve ilçe adaylarımızı sizlere takdim edeceğim. Bütün aday arkadaşlarımızı hep birlikte desteklemeye var mı?